Tokuşmayla mı? Bakın kafa kafaya video orada 20 dakika. Merhaba arkadaşlar. Biz yine karşınızdayız ve bugün Japon mutfağından, Japon mu Kore mi pek emin değilim ama, kimchi ve origami. Neydi? Onigiri. Kimchi ve onigiri ile geldik. Burada çıktı resimleri zaten. Onigiri. Öyle bir şeydi ismi. Değişik isimler. Kimchi, kimin istediğini biliyorsunuz. Çok istedi Özel Hanım. Sizlerden de bayağı isteyen oldu. Bir 10-12 kişi, 15 kişi falan yazdı. Kimchi'nin ne olduğunu öğrendiniz. Umarım ben sövmezsiniz. Yok, çok güzel bir şeydir. Yani ben araştırdım sen söyledikten sonra. Gerçekten sağlıklı bir şey. Videomuza geçiyoruz. Like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Buyursunlar. Önce kimchi marulum. Ben eldiven giyeyim. Sen her zamanki işine. El ayak işçiliğine devam. Devam ki. Çin marulumuzu doğrayıp ondan sonra onigiriye geç. Ha, onigiri. Onigiri? Evet. Önce Çin marulumuzu doğrayıp suya yatırmamız lazım. Neden diye soracak olursanız. Çin maruluymuş. Bunun bayağı bir tuzlu suda beklemesi gerekir. Öncelikle ihtiyacınız olan bir adet Çin marulu. Bunu bulmak için çok zamanı uğraştık gerçekten. Önce ortadan bu şekilde ayırdık bir. Önce öyle. Sonra bu şekilde. Ben de sizinle birlikte aydınlanırım bu arada şu an. Bu da bu şekilde. Araştırdım bunu. Bu kimchi mevzusunu araştırdım. Berat Ayman'ınları. Evet. Gerçekten antioksidan özelliğiyle bilinen bir şeymiş ve inanmayacaksınız, Japon'da, Kore'de, Çin'de herkes bunu öğünlerin yanında ciddi, biz nasıl ki normal turşu yerik, çok izlerken çok canımın çektiği bir şeydi ve kıvamı marul gibi değil, ben marul gibi bir şey zannederdim. Bu arada test etmek isterim de. Bu arada bekleyi kaydım da sonra. Tamam. Evde sizler de yapabilirsiniz. Gerçekten çok sağlıklı bir turşu çeşidi. Bir turşu. Gerçekten sizler de bunlar orada da ayırırık. Bunu isterseniz tavada, yani kimchi'yi isterseniz tavada, isterseniz mangalda, isterseniz turşu şeklinde, yani her şekilde tüketir insanlar ve her şeyin yanında. Evet. A few moments later. Bol tuzla tuzlayarak yiyecek bunları. Hatta böyle yapmayın bunu. Direkt bu şekilde. Güzelce o kıtır, o sert kıvamdan kurtulması lazım. Ondan dolayı bu yıkama işlemi 3-4 kere devam edecek. Boşaltıp devam edecek, boşaltıp devam edecek. Bu şekilde devam edecek. Evet, marullarımızı koyduk. Kimchi şimdi dursun. Orada bir dursun kimchi kardeş. Onigiri. Üçgen şekilde yapacağız. Evet. Bunu sen bil. Getirip bunu buzluğa koyacak şimdi. Ne tat getirecek üçgen şekline? İşte üçgen, daha ne kadar üçgen? Nedir bu? Kare? Tamam, ben de yapayım bir tane. Yap. Bu böyle burada. Senin sıra sende, gel. Bu öyle bir şey arkadaşlar. Üçgen formunu verdikten sonra bitti, tamam. Al bakalım. Evet, benimki üçgen değil bu arada. Evet. Şimdi sırada kimchi'nin sosu var. Evet. 450 ml su isterik. Neyle ölçecek 400? Ha, shakerlardan. Burada ihtiyacımız olan pirinç unu arkadaşlar. Pirinç unu her marketten bulabilirsiniz. Yani kimchi yapmak sadece Çin marulunu konuştum. Marulunu bulmakla alakalı. Okay. 450. Hı. Dök. 2 yemek kaşığı nişasta. Pirinç unu. Ne nişastası? Pirinç unu. 1, 2. Şimdi ise bu sosun içine girecek olan
Bu sosun içine girecek olan malzemeleri doğruyoruz. Bir tane havuç. Havuçtan bir sokum vermen mi? Hayır. Ben de çok canım çekti. Çok canım çekti. Senin de böyle istediğin şeyler hep dikkatini çeker. Böyle antioksidan, efendime sağlıklı söyleyeyim. Sağlıklı şeyleri seviyorum çünkü. Sağlıklı şeyler yani ya. Her yemeğin yanında yermiş çekik kardeşler bunu. Evet. Severek tükettikleri bir şey. İnşallah biz de her yemeğin yanında. İnşallah beğenin başkım. İnşallah. Ben bunu yemek olarak düşündüydüm ama araştırınca yemek olmadığını gördüm. Fakat güzele benzer gene her türlü. Bence çok güzel bir şey çıkacak. Bu bir kıvama gelmesi gerekir tabii, mi tabii. Acaba? Tabi. Muhallebi kıvamına gelecek. Ooo işimiz uzun bizim demek. Öyle hızlı karıştırma daha yavaş karıştır. Ne kadar hızlı karıştırırsan o kadar hızlı soğur. Ne kadar yavaş karıştırırsan o kadar çok ısınır. O ısınınca petleşen bir şeydir. Mutfak yavaş... taktikleri 1-2. Yavaş karıştırırsan daha geç soğur. Onun içine başka ne koyacağız? Turp. Turp mu? Evet. Çin turbu derdi ama Çin turbu bulamadığımız için biz normal turp koyacağız. Çin turbu. Nasıl bir şey acaba? Ben baktım şeylerine. Tipi çok da farklı değil bizimkinden. Onun da içi beyaz. Biraz daha büyüğü sanırım. Çin turbu bizimkinden bir tık daha büyük sanırım. Havuçlarımız okey. Bir tane turp hemen Çin'e enjekte edelim. Karışımımızın. Turbun turşusu var. Gerçi her şeyin turşusu var. Ben de sorduğum soru. Kimçi yapar aşkım? Gerçi. Turşuların kralı. Gerçi bizim Türk turşuları marulun çok daha güzel. Marulun bile turşusu var. Lahana benim favorilerimden biri. Oo, mor lahana. Biraz da acılı. Oo. Yapayım ben bilirim onu yapmayı. Yaptın mı daha önce onu? Daha önce yaptıydım sana. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. Bir haftadır görüşmüyoruz. Çin atıştırmalıkları videomuz tutunca dedim ki bir kimçi artık vaktidir. Kimçiyi de görelim. Bir nasıl tepkiler alacak. Çünkü isteyen oldu. Özel için yapıyoruz. Şu an video özelin. Senin istediğin için yaparak bunu. Yalan söyleme. Takipçilerden de merak eden oldu diye. Benim içinmiş. Yalvardım kendine o kadar. Başkaları yazdı. Hemen kalktı yaptı. Ben var aşkım ne yapayım? Ben neydim? Sen her istediğin yaparak. Geçen istediğin şey yaptım sana. Neydi o yaptığın? Neydi? Bulgur pilavının içinde et. Ha evet. Ona da 45 dakika yalvardım. Hiç de yalvarmadı. Bir defa söyledi, yaptım. Hiç utanmayın. A few moments later. Evet, turbumuz da bitti. Sıra sarımsaktır, soğandır. Sertleşiyor mu? Hiçbir şey olduğu yok ha bunun. Ama o kadar çok soğan koyacaksın. Soğan değil hepsi sarımsak. Bazılarda sarımsaktır. Ekstradan sarımsak da koyacak. Nasıl yani? Taze sarımsak? Hı hı. Ekstradan o taraftan şey de alacak. Normal sarımsak da koyacak. Sen istedin kadın. Tamam be adamla birazcık az soğanlı sarımsaklı yapsak ne olur ölürük biz kendimize göre yapsak. Bu aldığı kıvamcığını. Tamam söndür onu. Söndür. Söyleyecektin mi onu? Tamam işte alınca söyledim. Doğru saatte söyledin. Kaldır bir görsünler kıvamını. Bildiğiniz muhallebi. Muhallep. Muhallep der be. Evet. Daha karıştırayım. Karıştır hiç durma soğuyana kadar. Bu kokuya öf diyemen ya. Derim nasıl yani öf yani kokar çünkü. Kötü kokar yani. Soğan sarımsağı öf dedi ya. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Kimçi soğandan yapan da var bilin değil. Soğan evet. Ve sarımsaktan. Evet gördüm. Uzun uzun. Görmen diye çok dua ettim ama gördü o da. Onun için bu kadar fazla aldım aşkım. Ben bunu beğenirsem soğanını da yaparım kendime. Yap ye bebeğim. Sen tıbbi atik gibi gez ortalıkta. Ne yapabilirim? Turşu olduktan sonra kokusu kalmaz aşkım. Sarımsak turşusunu yedikten sonra sarımsak kokan. Sarımsak turşusu yemediğim için... Ben yedim kokmaz. Sana göre kokmaz bence. Seninle kendi yedim aşkım. Bizim aldığımız turşuların dibinde böyle böyle turşu sarımsak var. Yerim onları. Ben hiç haberin bile olmaz.
ya da kalbini kırmayayım diye sesimi kesip otururum. Hadi ya yani. Sen alacaksın sarımsak, soğan kokusu da kalbimi kırmayasın diye bir şey demeyeceksin. Aman sanki de şey yaparım kendine. Maksimum öf derim. Tıplatik kokan derim. Evet. Oradan uzaklaşırım. Evet, yapar yani bunu. Evet. 10 tane sarımsak. Kaç? Bunu 5 daha yapabilirim bebeğim. Tamam 10 olsun. Ver bana sarımsak ezeceğiz. Bu şekilde sebzelerimiz doğranmış. Şimdi sıra sarımsaklarda. Onun durumu ne? Hiç soğuyası yok ha bunun. Şeflerin bir duruşu var nasıl böyle yaparlar onlar küçük küçük küçük. Yoksa böyle nasıl böyle neydi böyle nasıl? Nasıl yani şeflerin bir duruşu var derken? Böyle artistik bir duruşu var yani böyle. Hayır öyle. Dikten karşıdan tutan. Öyle. Hı. Miras tuhaf. Ne için böyle tutarlar mesela? Dediğin için. Artistik olsun gerçekten. Evet. Belki bir özelliği vardır. Açık mutfaklarda olan şefler öyle tutar büyük ihtimal. Artist. Ben hiç açık, bir defa açık mutfakta çalıştım da olabilir. Sen kesin bunun 5 beterini yapardın. Kesin yani. Nasıl yani? Şov amaçlı kesin daha da abartılı şeyler yapardın. Sen ne için insanlara kötü sandın hep? Doğruyu söylerim kötü tanıtma. Ben yani kendini beğenmiş bir erkeğim. Ama beni böyle sevdim ne yapabilirim? Evet, güllü sevendi kendine katlanır. Çok canımı sıkarsan seni sulamam be. Kurun kalın. Neyse, bir şey demeyeceğim. Bakayım, tamam. Onu bol bol karıştır soğuyana kadar. A few moments later. Evet, sarımsak. Birinci sarımsak giriyor. Bile güzel bir koku var şu an. Vallahi sürün de gez o zaman o sarımsacıklarla sen. Sürünüp gezerim çünkü dışarıdaki insanların %80'i de senin gibi düşünür sarımsağı. Yeni sarımsak güzel tütmez be bebeğim. Nasıl bunu düşünün? Güzel tüter aşkım. Nasıl yani ya? Bu kokuyu beğenmek şu an sen. Herhalde beğendim. Beni rahatsız ede. Bazen ben de anlamam. Bütün sebzelerimiz burada. Evet. Şu an ne demek istediğimi anladınız. Bak yumuşadı. İlk başta böyle değildi bu. Bak tuzla birlikte gevrekleşti. Bunu isterdik. Ayrıca normal marul daha güzel bu arada. Önce bunu baharatlandıracak. Bak sen. Buna baharat koyacak şimdi. Şimdi hepsini döksem mesela. Bakın. Muhallebi işte pirinç unuyla. Bunun içine şu an pul biber, toz biber, paprika. Acı seviyorsanız yine... Aklıma şarkıyı taktım orada nasıl geldi? Yapalım o dansı karşılıklı. Hangi dansı? Nedir o? Dilber Evingberk'ın yok mu dansı? Böyle böyle. Pavyon dansı? Ha. Götümüzü sallayın. O pavyon dansıdır. Evet. Full bir paketi koyduk. Bizim acıdan da getir. Güzel acı bir... Koy bebeğim de bu daha olacak. Tamam. Şu an bu kıvamı aldı. Sebzeler burada. Bundan da koyacağım içine. Kalamar kollardı ya. O? Onlar kalamar kurdu. Biz de yengeç bacağı koyacağız içine. Noodle'a koymayacak onları. Hadi iki tane daha ayırayım noodle'a. Sen onu yiyeceksin. Böyle 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 lif lif ayırıp içine koyabilirsiniz. Evet sebzelerimiz burada. Buraya belli bir kısım alalım. Yavaş yavaş olacak bu. Evet dök bura bir kepçe. Dök normal ben ovacağım şimdi kendini. Tamam. Al kendini. Şimdi olmaya başlıyoruz. Yandı gözcüklerim ha benim ne çiğim. Sarımsaktan. Aman Allah'ım. Aa. Ne? Fiş sos unuttuk. Getiriyorum. Balık sosu, fiş sos da onu yakından bir göster. Bu fiş sos balık sosu diye geçer. Nerede dökeceğim bütün onu? Marketlerde bulabilirsiniz. Şimdi onu koy. Nereye koyayım? Bunu bir kaşık daha koy buraya. Adım adım. Bir kaşık koyun güzelce ovalayın. Yani ezme gibi değil de böyle. Yesin yani bütün şeyler. Tamam. Şimdi fiş sos. Geçen günkü makarnaya koydum ondan. Peynirli geçen bir şey günkü, kokan. Evet makarnaya koydum. Bundan da yaklaşık bir marul yaptık biz. Bir marula ne kadar koyun? Yani bir iki fincan. Daha da koyayım. Bir sonraki turda gene. Oo. Peynir tüter. Çok güzel. Çok sağlıklı bir şeydir abi. Hepsini dökecek şimdi. Ben tabii. Elimden... Alacağım kendini. Elinden alma da yanabilin bebeğim. Bırak da yanmam bebeğim. Sen onu koy. Bu şekilde güzelce karıştırın. Şu an bu anda yenilmez bu.
Evet, bunu yapıp biraz beklemeniz lazım. Bir 15-20 gün sonra tam kıvamını alacak ama ben bugün her türlü yerim yani bundan. Marullar böyle biraz kendini bıraksın. Evet, aynen öyle. Ben bunu alayım mı o tabacı, iznin varsa? Hepsini alabilirim. Ben zencefil şey yapacağım. Bu boyda bir zencefil. Evet, zencefilimizi de içine ekledikten sonra bir daha karıştıralım. Şu an çok güzel görünür ha. Bu şekilde. Evet, sıra noodle'ımıza geldi. Şimdi noodle yapacağız. Ama bunlar şimdi yani yaptı da yaptı. Bir çatalcık, bir test etmem lazım sanki değil. Tabii yani ayıptır. Sarımsaksız yerinden. Sen neyli isten? Acılı domates var, sebze var, et var. Etli yapalım. Yok, sebzeli ya da... Ama neyli? İki sebze, bir domates yapayım. Tamam. Evet. Geldik adostlar. Önce onigiriyle başlayalım. Benimkine bak. Yosun, yosun bulamadık. Malum KKTC'de her zaman aradığınız şeyi bulamazsınız. Ben ösürüyorum. Nasıl? Ne yaptın? Ben de böyle şey yaparak eğiyorum. Soya koy bebeğim. Çok güzel olur soyanın. Sushi'nin aynısı yani ha. Evet, aynısı zaten. Sadece işte... Sushi'yle aynı. Beni çekikleri görürse taşlayacak. Evet. Soyanın çok güzel oldu. Evet. Ve Mr. Kimchi. Ve kimchi dedim. Evet, özelin ilk denemesi olan. Yoksa denedin biraz önce? Biraz önce denedim ama. Nice. Kimchi denedin? Çok güzel ha. Ve sağlıklı da. Çok bir kalorisi de yoktur yani bundan değil. Çok güzel. Aynen bu sözü. Sarımsağı bir tık az olsa daha da güzel olacak. Siz evde sevdiğinize göre sarımsağı ayarlayın arkadaşlar. Ben bunu salata niyetine bile yerim yani. Çok güzel. Umarım buraya kadar sıkılmadan ve güzel bir şekilde getirmişizdir videoyu. Sıkmadık sizleri umarız. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sonunda Özel Hanım'ın ve sizlerin beklediği kimchi videosu geldi. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın efendim. Devam ki. Nere?